Şimdi bu problemi çözmek zorundayız. Neden? Çünkü bu küresel gelişme İslam'ın süzgecinden geçmiş olarak yayılmadı. Küresel yapıya dönüşürken İslam'ın imbiğinden geçerek şekillenmedi. Gayrimüslim bir sistemden kaynaklanarak gelişti. Neden? Çünkü maalesef 100 yıldır dünyanın ekonomisini tabiri caizse lokomotifliğini gayrimüslim ülkelerdeki ekonomik noktalar çözüyor, takip ediyor ve şekillendiriyor. Müslümanlar bu noktada tabiri caizse geride kaldı. Halbuki geride kalmaması gerekiyor. Neden? Hem en son, en mükemmel, en mütekamil bir dinin müntesipleri olarak dünyada bulunuyorlar ve nüfus olarak da dünya nüfusunun 1/3'üne yakın bir nüfusu barındırıyorlar. 2 milyara yakın bir nüfusa sahipler. Dolayısıyla bu kitlenin mutlaka bu küresel bu gelişmeyi, yani iradesinin dışında, kendi benliğinin dışında gelişen bu küresel ekonomiyi kendi anlayışına, kendi inancına uygun hale getirmek zorunda. Neden? Ve işin enteresan tarafı, eğer bu sistemi kendi kontrolüne getirirse bütün insanlığın sağlığını da garanti etmiş olacak. Neden? Çünkü onun dini öğretileri bütün insanlara hayırlı bir hizmeti vermeyi hedefliyor. Evet. Burada şahsın kendi menfaati, para kazanma hırsları ön plana çıkmaz. İslam'da toplumun menfaatleri ön plandadır. Dolayısıyla toplum dediğimiz zaman toplumun içerisinde hangi ırktan, hangi inançtan insanlar olursa olsun o insanın bu türlü hizmetlerini en iyi şekilde ve ona en hayır verecek sistemde yürütmek durumunda. Dolayısıyla bu küresel ekonomiyi en kısa zamanda Müslümanların kontrolüne vermek insanlığın selameti için, insanlığın menfaati için çok acil bir işaret veriyor. Evet. Alarm veriyor. Bakın bugün bu batı teknolojisi dediğimiz gayrimüslimlerin ortaya getirdiği küresel ekonomide genetik yapısı değiştirilmiş ürünler diye bir sayfa açıldı. Bu sayfanın içerisine girdiğimiz zaman ister Musevi olalım, ister Hristiyan olalım, ister Budist olalım, ister Müslüman olalım, ister efendim Türk olalım, ister Arap olalım, ister İngiliz olalım, müthiş şekilde insan olarak bizi tehdit eden bir takım özellikleri görebiliyoruz. Şimdi bu gidişi durdurmak zorundayız. Genetik yapısı değiştirilmiş efendim sebzeler, genetik yapısı değiştirilmiş meyveler, genetik yapısı değiştirilmiş hayvanlar, onların ürünleri ve Allah korusun sonuçta genetik yapısı değiştirilmiş insanlar ortaya çıkacak. Buna dur demek zorundayız. Ve bugün aklı selim sahibi hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun müthiş bir reaksiyoner toplum oluşmaya başladı ki biz bundan memnuniyet duyuyoruz ve bunları teşvik ediyoruz. Neden? Bu sistem çünkü bizi uçuruma götürüyor. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de geçmiş bir takım toplumlarla alakalı enteresan Allah'ın afetleri anlatılır, belaları anlatılır. Mesela evet. Bir Lut kavminin akıbetini anlatırken Cenab-ı Hak işte ben onlara şöyle bir afat gönderdim ve onları yok ettim. İşte bir başka Salih peygamberin ümmetiyle alakalı bir başka suç işledikleri için onlara toplumsal olarak bir bela musallat ediliyor. Evet. Demek ki bizim eğer aklımızı başımıza almazsak acilane bir kardeşin olarak belirtiyorum ki genetik yapısı değiştirilmiş ürünlere bir stop buradan geçiş yok diye bir yasak getirmezsek yarın Cenab-ı Hak bizi bir başka belayla cezalandırmak gibi bir durum söz konusu olacak. Onun cezasının büyüklüğü ve çeşidini olacak. Doğrusu insanın tüylerini diken diken edecek bir görüntü. Evet. Evet. Biraz uzun oldu ama helal evet. Standartımızın veya da sertifikamızın evet. temelinde bu felsefe evet. var ve biz
insanlar şunu teklif ediyoruz. Helal sertifikalı ürüne gelin ki helal sertifikalı ürün genetik yapısı değiştirilmiş ürünlere kapısını kapatıyor. Bu kapıyı kapatma olayı nereden başlıyor biliyor musunuz? Tohumdan efendim başlıyor. Evet. Tohumdan başlıyor. Ben de onu soracaktım hocam. Sözünüzü kestim. Özür diliyorum. Çok basit örnek olarak sormak istiyorum. Mesela bir ekmeğin, bir suyun helal gıda olabilmesi için çok basit örnekler. Bunlar gündelik hayatımızda sürekli olan ürünler. Bir etin, bir ekmeğin, bir suyun helal gıda olabilmesi için nasıl üretiminin başlaması gerekiyor veya bir ekmek nasıl helal gıda olur? Şimdi efendim, şimdi görünür olarak bir takım katkı maddeleri var. Evet. Görünmeyen tarafı da genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerden oluşması. Mesela bugün mısır, bizim bildiğimiz mısır, tarihler boyunca kullanılan, üretilen mısır. Genetik yapısı değiştirilmiş mısır var. Evet. Klasik usulde geliştirilmiş mısır var. Şimdi ikisi de şekil olarak birbirine benziyor. Evet. Ama birinin içerisinde formülasyon değiştirilmiş, genlerle oynanmış. Evet. Yani mısır geninin arasına başka gen, şeyler konmuş. Genetik elemanlar konmuş. Evet. Şimdi görünürlerde bir şey gözükmüyor gibi oluyor ama bir bakıyorsunuz bunlarla beslenen insanlarda bir takım acayiplikler oluşuyor. Evet. Mesela bir soyayı düşünün. Soya. Mesela bu katkı maddelerin içerisinde belki mutlaka etiketlere bakarsanız görüyorsunuzdur. Soya lesitin yazar. Soya lesitin evet. Bir emulgatör ürün. Ama bu soya acaba genetik yapısı değiştirilmiş soya mıdır? Genetik yapısı değiştirilmemiş soya mıdır? İkisini çünkü nasıl söyleyeyim? Aktivitesi farklı. Onun için şimdi batı kaynaklı bu ürünler yine batı kaynaklı bir takım yeni ifadelere sebebiyet verdi. Bakın soya lesitinin kullanıldığı ürünlerin etiketlerine bir sene önce hiçbir yazı yoktu. Hiçbir yazı yoktu. Ama şimdi bir yazı ekliyorlar. Diyorlar ki soya lesitin kullanılmıştır. Alerjan özelliklere dikkat edin. Ha demek ki soya lesitin alerjik reaksiyonlar meydana getirecek duruma gelmiş. Neden? Çünkü genetik yapısı ile oynanmış. Böyle enteresan gelişmeler var. Dolayısıyla şimdi bizim bu gıda maddelerimizi ki ekmekten bahsettiniz. Evet. Ekmeğin acaba bir kere üretildiği buğday genetik yapısıyla oynanmış mı oynanmamış mı? Bunun bir kere öncelikle işlenmesi, incelenmesi gerekiyor. İnceledik. Genetik yapısı değiştirilmemiş. Klasik tohumdan üretilmiş. Tamam. İçine bakıyorsunuz 18 tane katkı maddesi koyabiliyorlar. Halbuki bizim klasik ekmeğimiz nasıl yapılıyor? Un, ekşitilmiş hamur mayası, su, tuz. Bizim klasik ekmeğimiz buydu. Hangi türlü yaparsa ister tandır ekmeği yapın, ister taş fırın ekmeği yapın, ister yufka yapın vesaire. Ne yaparsanız şey yapın, budur. Ekmek aynıydı. Aynıydı. Evet. Ama şimdi öyle değil. 18 tane katkı maddesini tamamını koyanlar var. Bir kısmını koyanlar var. Hiç bu türlü katkı maddeleri koymadan klasik usulde ekmek üretenler var. Peki farkları ne? Farkları işte içerisinde kullanılan katkı maddelerin bazıları sağlığa zararlı. Evet. Bazıları inancımıza aykırı. Mesela gliserin koyuyorlar. Bu lesitinle alakalı işte biraz evvel anlattığım reaksiyonlar olabilir. Başka bir ne koyuyorlar? Mono ve digliserit koyuyorlar. Bu isimlerini bile bizim telaffuz etmede güçlük çektiğimiz şeyler bunlar. Evet. Daha önceden böyle şeyler yoktu. Bu mono ve digliserit emulgatör olarak katılıyor ama domuz yağından da üretilebiliyor. Evet. Eti helal olduğu halde kesimi helal olmayan sığır, koyun vesaire gibi iç yağlardan da üretilebiliyor. Bitki yağlarından da üretilebiliyor. Acaba hangisi bu? Yazmıyor bizim ekmeklerimizde kullanılan emulgatörün hangi kaynaktan oluştuğunu, kökeninin.